Öner Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Size teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak bizleri misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Bu röportaja öncelikle sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim. Böyle bir Öner Bey'i tanıyalım ve bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? İsmim Hüseyin Öner Ayçiçek. Öner diye hitap edebilirsiniz. Evet. 1978 İstanbul doğumluyum. Meslek, baba mesleği aslında. Şirket. İkinci kuşak mısınız? İkinci kuşağız. Babam Mikroterm Termostat firmasını kurdu. Biz de elimizden geldiği kadar firmayı ilerletmeye, büyütmeye çalıştık. Hatta onunla yetinme Makroterm firmamızı kurduk. İki firma oldu. İki firma olduk. Makroterm, Mikroterm'den aslında ürün çeşitliliği anlamında çok uzak bir firma değil. Mikroterm ve Makroterm birbirini tamamlayan ürünler üretir. Anlatır mısınız peki? Şöyle ki, Mikroterm termostat üretir. Isıtıcı elektrik aletleri sektöründe kullanılan ısı komponentleri ürün gamının içerisinde yer alan bir metal termostatlar üretir. Rezistansı kumanda eden, yani ısıyı değil de rezistansa giden elektriği kumanda eden kademe anahtarlar, çevirmeli anahtarlar deniyor, rotary switch isteyelim. Küçük elektrikli aletlerine örnek vermek gerekirse fırın, tost makinesi, işte ütü ve benzeri cihazlarda. Mesela, arz talep meselesi sanırım. Tabii, şu ürünümüz mesela elektrikli şofbenlerde kullanılır. Evet. Suyun sıcaklığını kumanda eder. Elektrikli şofbenlerde 32 amper ürün kullanılıyor. Yine bu şekilde, bunun küçük modeli var. Bunlar da daha küçük, rezistans gücü daha düşük olan ürünlerde kullanılan limit termostatlarımız. Bunlar düzenlenemeyen termostatlar. Bir de şurada düzenlenebilen termostatlarımız var. Bu şekilde A'dan Z'ye aslında bölümünüzle alakalı, evet, değil mi? Evet, evet. Bu başarının ve istikrarın sırrı nedir? Yani çünkü sektörde çok ciddi bir istikrar göstermişsiniz. Bu kolay olmasa gerek. Neye borçluyuz bunu Öner Bey? Aslında açık konuşmak gerekirse biraz şirket kurucumuz babam Mehmet Mahfuz Ayçiçek'e borçluyuz. Onun çalışma azmi, onun istikrarlı gidişi, onun içerisindeki kalbindeki üretim aşkı bir parça herhalde bize de yansımış. Siz de çekirdekten yetiştiniz aslında. Elimizden geldiği kadar biz de teslim aldığımız bayrağı layık olduğu yerlere, seviyelere taşımaya çalışıyoruz. Evet, buradan da selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, gizli saygılarımızı, gizli kahramanlar aslında, olur onlar. Evet. Eminim o da çok gurur duyuyordur ama sizi izleyerek gerçekten. İnşallah sizlerden de böyle kuşaklara devam eder. İnşallah, niye olmasın? İnşallah. Yani bu hem kendi neslimiz hem ülkemiz için önemli bunlar. Yani üretim önemli. Tabii, üretim demek. Tabii. Ekonomiyi canlandırmak demek, üretim demek istihdam demek. Bu bir gerçek. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Bir de yani ihracat demek belki bir anlamda. Yani bu ülkemizdeki üretim ne kadar güçlü olursa, kuvvetli olursa ithalat o kadar düşer. Ülke ekonomimizi bu kadar 10 ismette zararlı etkiler ortadan kalkar. Bir de ihracat yapabilirsek bir de fayda sağlarız. Yani bunun üzerine inşallah elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fuar nasıl geçiyor? Biz özlemişiz. Pandemiden dolayı gelemiyorduk. Evet, çok özlemiştik Öner Bey. Fuarları, sosyalleşmeyi, insanlarla yüz yüze ilişkiler kurmayı çok özlemiştik. Bu fuar da vesile oldu bir anlamda. O yüzden onun da ayrı bir güzelliği, ayrı bir heyecanı var. Tabii yabancı katılımcılar da çok var mesela var. Fuarda. Bu da bizim ülkemiz için de önemli bir durum. Bu var. Ülkemizin özellikle son yıllarda uluslararası alanda her konudaki artan önemi, gelişen yönleriyle dışarıdaki insanları çekebiliyoruz ülkemize fuarlarında. Bu da ülkemiz adına güzel bir gelişme, güzel bir durum. Bundan da memnunuz. Hedeflediğiniz yerde misiniz Öner Bey? Yani şöyle bir geriye dönüp bakınca hayal ettiğiniz yer burası mıydı? Ya da bundan sonra kısmetse tabii hedeflerinizde, projelerinizde neler olacak? Yani hedeflediğimiz yerler şu anda bulunduğumuz nokta itibariyle hedeflerimizin tabii ki gerisindeyiz. Çok şükür iyi bir yerlerdeyiz ama çok daha çalışmamız lazım, çok daha fazla emek vermemiz lazım. Gönül ister ki Türkiye'deki ithalatı komple sıfırlayalım. Hep ihracata dönelim. Yani dışarıdaki ürünleri keselim.
Tabii ki o da bir yere kadar olur. Biz tamamen sıfırlayamayız ama ne kadar biz ithalatın önünü kesersek, buradaki üretimi ne kadar güçlendirirsek o kadar değil. Bir de ihracatımızı ne kadar arttırabilirsek. Yani şu anda 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 ülkeye ihracat yapar hale gelmek. Allah nasip ederse inşallah. Evet. Aslında bu hedef dediğimiz olay hiç bitmeyecek sanırım. Yani böyle yaşam evet. Boyu devam edecek. Tabii ki. Zaten bitmesin de biterse biz de biteriz bu hedef. Evet. Biz bir yolda başarılar dileyelim çok sizlere. Sağ olun efendim. Çok güzel bir röportajdı. Sağ olun. Bu keyifli röportajın son sözlerini Öner Bey'e bırakmak istiyorum. Sektörde istikrarlı ve tecrübeli bir isim. Buradan gençlere, buraya gelen misafirlerinize, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz efendim? Öncelikle Fuar TV ailesine mesajım. Fuarımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Genç nesillerimize önerim, tavsiyem üretken olalım, çalışkan olalım. Ülkemizin dinamiklerini çok iyi değerlendirelim. Gerçekten genç nüfusu yüksek olan bir ülkeyiz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve altyapısı gerçekten güçlü bir ülkeyiz. Kesinlikle. Bunun farkındalığıyla hareket edersek Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki birlik beraberlik olalım. Evet inşallah. Evet inşallah. Biz de herkesi buraya davet edelim. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tabii, tanışmış bekleriz, olurlar. Memnun ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Efendim. Başarılarınız daim olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Öner Bey. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler.